Filiz'in gününe hoş geldiniz. Hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgilerle yine karşınızdayım. Bugün neyi işleyeceğiz? Bugün mutfağımızın, sofralarımızın olmazsa olmazı ekmek. Acaba ekmeklerimizi nasıl değerlendiriyoruz? Biz tabii ki Türk kadınları biliyorsunuz hiçbir ekmeği atmaz. Bayat ekmekleri nasıl değerlendirir acaba tasarruflu ev hanımları? Hadi bir soralım sonra dönelim. Taze mi balıklarınız? Çok güzel efendim, çok taze. Nasıl anlayacağız? Balığın rengine bakacaksınız, bir de gözüne bakacaksınız. Gözlerine şöyle. Evet. Nasıl bakacak gözleri? Gözleri parlak olacak, berrak olacak. Böyle cam gibi olacak efendim. Cam gibi olursa evet. Taze demek. Evet, rengi de bak, rengi de mavi olacak. Merhaba, nasılsınız? Bir sorum olacak. Bayat ekmeklerinizi nasıl değerlendirirsiniz? Bayat ekmekleri. Ben bayat ekmeklerimi kurutuyorum, robottan çekiyorum. Sonra onları köfte falan yaparken kullanıyorum. Ya da kızartıyorum tost makinesinde. Yağ, peynir. Ya size yaptığı köftelerde kullanıyormuş. Seni kuru köfte. Ne demesini biliyorsun. Köfteler nasıl yapılıyor? Çok güzel. Çok güzel. Ben de biliyorum çok güzel. Yerken çok güzel. Yiyorum. Sen de seviyor musun? Onun için benim siz... Benim yeni kuşlarım siz bunlar. Kuşlar mı var içinde? Bak, dur yavrum. Göremem. Yavrum, onlara çok iyi bakın, dikkat edin, tamam mı? Tamam. Anneniz güzel köfte yapıyor mu? Evet. Evet. Bir daha bağırın. Evet. Kirlenince çok komik, kirli eller sevilmez, güzelliği görünmez, saçlarım bakım ister... Hele dişler, hele dişler, uzayınca tırnaklar, kirlenmesin ayaklar. Bize pis derler. Bize pis derler, pis derler. Ben de bu şarkıyı bekliyormuşum biraz. Nereden bildiğimi sorarsanız, benim de 4 yaşında bir kızım olduğu için ondan biliyorum. Nasıl, ben de hazırmışım. Şarkıyı hazırmışım, bir yerde bekliyormuşum. Şu ellerim tombik tombik şarkısını biri söylese de söylesem diye bekliyormuşum bayat ekmeklerin arasında. İnekleri olanlar var, koyunları olanlar var, onlara veriyoruz. Yani biz asla ekmeği çöpe atmayız. Asla. Ya ben yemekle pek ilgilenmiyorum çalıştığım için. Yemek yemeden mi yaşıyorsunuz? Yiyorum ama gerisine karışmıyorum sadece. Merhaba. Merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba, nasılsınız? İyiyim. Size bir sorum olacak. Bayat ekmeklerinizi nasıl değerlendirirsiniz? Bayat ekmekleri çorbaya çok... Kurutursun çorbayı. Kuruturum, çorbaya doğrarım. Daha olmadı, yumurtaya batırın, kızardırın, öyle yeriz. Ama çok israf var, çok israf var. Ben mahalleden topluyorum bunları, kuşlara veriyorum, hayvanlara veriyorum. Biz ziyan etmemeye çalışıyoruz. Buyurun, kendi kendinize geldiniz, buyurun. Resim çektiriyoruz. Resim çektiriyoruz. Bayat ekmeklerinizi nasıl değerlendirirsiniz? Kuşlara veriyoruz, hayvanlara veriyoruz attığı zaman. Öyle değerlendiriyoruz. Evet. Bu kadar geldiniz, bari biraz daha konuşun. Ne konuşalım? Şarkı söyle, ne bileyim. Ya ben İngilizce biliyorum, İngilizce şarkı. Olur, İngilizce de olur. Yok. Bayat ekmeklerinizi nasıl değerlendirirsiniz? Kuşlara veririz genelde. Mutfağınızda değerlendirirseniz ne yaparsınız? Yine ne yaparız? Kuruturuz fırında. Onu çorbalara kullanırız. Bayat ekmek bırakmamaya çalışıyorum. Yani genelde taze alıyorum ekmeğimi. Genelde bilinçli tüketiyorsunuz yani. İhtiyacınız olduğu kadar. Peki kalırsa ne yapıyorsunuz? Yumurtalı ekmek yapıyorum. Ekmek kızartıyorum. Çorbalara koyuyorum. Biz köpeklerimize veriyoruz. Bayat ekmeklerini. Köpeklere veriyoruz. Sokak köpeklerine veriyoruz. Sorum olacak. İzmir'e geldik diye babalar bilmiyor. Bilmiyorlar mı? Bilmiyorlar, o yüzden. O zaman buradan ismi ne babanızın? Söyle. Eyvah. Eyvah amca, eyvah amca. Adı ne? Bir şey Orhan. Yok burada kız kıza. Orhan amca, hiçbir sıkıntı yok. Burada kız kıza gelmişler Eminönü'nde. Galata'da. Geziyoruz yani. Bir şey yok, gündüz vakti beraber kız kıza geziyorsunuz. Orhan amca bir şey söylemez herhalde. İnşallah söylemez yani. Evdeki bayat ekmekleri nasıl değerlendirirsiniz? Köfte yap. Bayat ekmekle köfte yapıyorum ben.
Biz evde 10 kişiyiz, kalmıyor. Neşe Hanım ve Ahmet Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Ben de çok teşekkür ederim. Ama ekmekleri bana sorma, eşime sor. Ekmekleri zaten yiyor galiba eşiniz. Ne oldu? Neden? Bayat ekmekler ne oluyor? Vallahi eşim güzel değerlendiriyor bayat ekmekleri. Siz hiç mutfağa girmez misiniz? Yok, girin de var. Çocuklarım onun yemek yapmasını isterler. Çok iyi bir aşçısınız. Mutfağı seviyorum. Özellikle mutfağı aşçısını seviyorum. Bayat ekmek gerektiği kadar israf etmeye çalışıyoruz. Nasıl değerlendirirsiniz? Yani çok israf etmiyoruz ama onun haricinde kalan da olursa onları rondoya çekip poşetlere koyup köftelerde veya bilim şeylerde değerlendirmeye çalışıyoruz. Böyle bir beyden duyunca bu şeyleri, yani çok hoş, çok şanslısınız. Böyle duyunca da insan bir acayip oluyor. Rondodan çekeriz, rondodan çekeriz köft. Evet, evet, filoyla alakalı alemin mutfağı aşırı seven insan. Niye? Gizli mi geldiniz? Ne oldu? Kaçtık. Kimden kaçtınız? Aynı. Ay, bohçanız nerede? Bayat ekmeklerinizi nasıl değerlendirirsiniz? Bayat ekmeğim olmaz benim zaten. Olursa da buzluğa koyarım, robota çekip köfteye, çocuklara işte kızartırım. Öyle. Nasıl değerlendirecektim? Bayat ekmeklerimizi neler yapabiliriz? İşte sizin söylediğiniz gibi kuşlara veriyoruz. Hayvanlara veriyoruz, onlar için yemek hazırlıyoruz. Başka evin içerisinde işte çorbada kullanıyoruz, köftede kullanıyoruz. Şimdi bizim de size yine böyle pratik önerilerimiz olacak. Bilenleriniz var, bilmeyenleriniz için. Bayat ekmeklerinizi şöyle yapabilirsiniz. Önce kesme önerisini vereyim, kesmeden önce. Biraz keserken zorlanırız ya, dağılır bayat ya da taze ekmekler. Bunun için ihtiyacınız olan şey sadece sıcak su ve bir peçete yanınızda bulundurursanız. Bıçağımızı batırıyoruz ve siliyoruz. Ondan sonra gayet rahat bir şekilde kesiyoruz ekmeğimizi, gördüğünüz gibi. Aynı işlemi arada bir yaparsanız sıcak suya batırıp çıkarıyoruz ve peçeteyi siliyoruz. Dağılmış. Mesela bunu köftede kullanabiliriz. Galeta unu yapabiliriz. Bunu atalım. Rondonun içerisine. Bunları çok rahatlıkla köftelerimizde, bayat ekmekle yapacağımız tatlılar olabilir, tatlılarımızda, yemeklerimizde kullanabiliriz. Bunu bu şekilde rondodan geçirdikten sonra buzdolabınızın buzlu kısmına koyarsanız dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Sizin için pratikte bir öneri olur. Peki başka ne yapabiliriz? Mesela dışarıda özellikle restoranlara gittiğimiz zaman mercimek çorbalarının içerisine, domates çorbalarının içerisine böyle güzel kızarmış böyle kıtır kıtır ekmekler atarlar. Bayılırız. Aslında çok kolay. Bunu evde yapabiliriz. Hem bayat ekmeklerimizi değerlendirmiş oluruz hem de çok da lezzetli olur. Misafirlerimize, kendimize sunum yapabileceğimiz de bir çorba olur. Şöyle rakamlar var. Yılda yaklaşık 2,1 milyar ekmeği çöpe atarak hem ülke ekonomisine hem de kendi cebimize ciddi zararlar veriyoruz. Bunu böyle yapmaktansa gerçekten kapımızın önündeki hayvanları besleyebiliriz. Onun dışında evimizde bir sürü şey yapabiliriz. Biraz önce yaptığımız gibi işte bunu böyle bir ekmeği ufaladık. Buzumuzu atacağız. Bunu köfte yaparken kullanacağız. Ekmeklerimizi küp küp doğradım. Ne yapacağız küp küp doğradığımız ekmekleri? Bunu biraz fırına atabilirsiniz. Ya da fırına atmazsanız ne yapabilirsiniz? Tavada kızartabilirsiniz. Tavada kızarttıktan sonra soğuduktan sonra bir kavanozun içerisine koyuyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bir kavanozun içerisine koyuyorsunuz ve saklıyorsunuz. Çorbanızı yaptığınız zaman da üzerine döküyorsunuz. Böyle çıtır çıtır, kıtır kıtır oluyor.
çok da lezzetli oluyor. Hem bayat ekmeklerinizi de atmamış oluyorsunuz. Peki şöyle yapabilirsiniz. Ekmekle ilgili başka nasıl püf noktaları verebiliriz? Tabii bilinçli tüketicileriniz var artık ihtiyaca göre olanlar. Bir de ihtiyacından fazla zaman zaman kaçıranlar için şöyle öneriler verelim. Mesela ekmeği direkt poşete sarıp buzluğa koyabilirsiniz. Ve istediğiniz zaman, yani yemek istediğinizden bir yarım saat önce çıkarırsanız da aynı ilk günkü gibi, yani aldığınız anki gibi bir tazelikte ekmeğinizi bulabilirsiniz. Başka ne yapabilirsiniz? Alüminyum folyoya sarabilirsiniz. Bayat ekmeği alüminyum folyoya sarıp yaklaşık 10-15 dakika fırına verdiğiniz zaman çıkardığınızda o bayatlamış olan ekmeğinizin sanki yeni fırından almış gibi olduğunu görünce çok şaşıracaksınız. Yani biz istedikten sonra bu ekmekler çöpe gitmeyebilir. Birçok şeyde kullanabiliriz diyelim. Peki ekmeklikler vardır. Ekmekliklerimiz de biliyorsunuz bazen içerisi küflenmeye neden olabilir. Bununla ilgili ne yapabiliriz? Ekmekliklerimizin içerisini ayda birkaç kez yalnız sirkeli suyla silersek eğer ve içerisine de bir tutam tuz atarsak sildikten sonra ekmekliğimizi, ekmeklerimizin de çabuk küflenmemesini önlemiş oluruz diyelim. Ne yapalım? Şimdi bunu kaldıralım. Bunu fırına atalım. Ekmeğimizi fırına attık. Onlar kızardıktan sonra istediğimizi yapabiliriz. Ekmekle ilgili bir sürü, bayat ekmekle ilgili bir sürü yemek yapabiliriz, tatlı yapabiliriz. Mesela böyle güzel domatesleri, biberleri doğrarız. Üzerine bir yumurta kırarız, maydanoz ekeriz, biraz da süt dökeriz. Onu bayat ekmeklerin üzerine yapıyoruz tabii. Onu böyle bu şekilde fırına verdiğiniz zaman çıkan lezzete bayılacaksınız. Yeter ki deneyin. Evet, bayat ekmeklerimizi fırına atmıştık biliyorsunuz. Sadece 5-10 dakika kalsa yeter demiştik. Bakın, kıtır kıtır oldu. Bunları sonra çorbada kullanmak üzere kavanozun içerisine koyuyoruz. Buzdolabına koyacağız. İstediğimiz zaman da çorbalarımızı kullanacağız. Hadi bayat ekmekten böyle güzel, lezzetli bir şey yapalım. İsterseniz kahvaltıda da yiyebilirsiniz, isterseniz akşam yemeği olarak da yiyebilirsiniz. Oldukça lezzetli olacak. İhtiyacınız olan, kendi zevkinize göre bu malzemeleri ekleyebilirsiniz ya da eksiltebilirsiniz. Domates, biber, maydanoz ve yumurta ve bayat ekmekler. Domateslerimizi küp küp doğruyoruz. Zaten normalde de sandviç yaparken domates, biber, peynir kullanırız. Maydanoz koyarız, çok da lezzetli olur. Kahvaltıda bir de yumurtamız olur. Şimdi bunların hepsini birleştireceğiz. Sabah uyandınız. Evde baktığınız taze ekmek yok. Hemen böyle birkaç domates, biber koyabilirsiniz. Hatta bunun tritleri vardır. Yufka ile yapılır. İsterseniz bunu bayat ekmekle de şöyle yapabilirsiniz. Ya da mesela bayat simitle de yapabilirsiniz yine aynı şekilde. Onları yine böyle bir şeye cam fırına koyabileceğiniz cam kaseye ya da fırın tepsisinin üzerine doğrayıp diziyorsunuz içine. İsterseniz buna böyle pişirmiş olduğunuz tavuğun suyunu damlatıp o şekilde verebilirsiniz. Altına yufka ekmek koyabilirsiniz. Bayat simitlerden koyabilirsiniz. Artık o tamamen sizin damak tadınıza göre değişir. Bu böyle çok pratik. Hemen hızlıca yapabileceğiniz. Domatesleri üzerine koyduk. Biberlerimizi doğrayalım. O biberler de bayağı acı görünüyor, renginden belli. Karabiberini.
isterseniz pul biber de koyabilirsiniz, acı olsun isterseniz. Şimdi ne kaldı? Sütümüz kaldı. Sütü gezdireceğiz. Sütümüzü ekliyoruz. Sütümüzü koyduk. En sonda yağımızı ekledikten sonra üzerinde biraz. Böyle hemen hızlıca sabah uyandınız ya da akşam yemeği için kendinize domates, biber, maydanoz koyduk, beyaz peynir koyduk. Üzerine yumurta, bir tane yumurta kırdık ve süt gezdirdik. Şimdi bunu fırına vereceğiz. İşte bu kadar. Bu bölümde çocuklarımız için istediğimiz renk oyun hamuru yapacağız. Hem de organik. İstediğimiz şeyleri koyacağız içerisine ve göreceğiz. İçinde ne olduğunu bildiğimiz için de gönlümüz rahat olacak. İhtiyacımız olan şeyler normal hamur yapıyormuşuz gibi. Un, tuz, yağ ve su. Ve hangi renk yapacaksınız ona göre yediğimiz, içtiğimiz her şeyden kullanabilirsiniz. Tabii onları rahatsız etmeyecek. Zerdeçal, kakao, kırmızı toz biber, acı olmayandan tabii. Bunlardan 3 renk yapacağız bakalım. Şimdi normal hamur yapıyormuşuz gibi içerisine şöyle arasını açalım. Biraz tuz koydum. En azından yerlerse de gönlünüz, içiniz rahat olur. İçerisine sadece kakao koyduk. Tuz, un ve yağ. Biraz büyüdükten sonra yemiyorlar ama daha küçük aylarda, özellikle bir yaştan sonra her şeyi özellikle ağızlarına götürerek tanıma duyguları var. Bu dönemde birazcık dikkat edersek böyle şeylere. Ellerimizi çıkartalım bakalım. Bunlarla oynamak çocuklar kadar benim için de çok zevkli. Çünkü onlarla birlikte oynuyoruz biliyorsunuz. Akşamları ne kadar yorgun argın olursak olalım, gündüz çalışsak da çalışmasak da. Akşam onlar geldikten sonra en büyük keyifleri anneleriyle babalarıyla vakit geçirmek. Aldığınız hamurlardan hiçbir farkı yok. Daha doğrusu bir farkı var, görüntü de yok ama en azından çok daha sağlıklı ve gönlünüz rahat, içinde ne olduğunu biliyorsunuz. Aslında bu kısımları pratik bilgi değil ama ben bu kadar yorulduktan sonra birazcık bunlarla oynamak istiyorum program bitmeden önce. Şöyle yıldızlar yapalım mı? Bütün malzemelerim de hazır ama benim değil. Yanlış anlamayın, kızımın. Onunla birlikte her akşam hamur yapıyoruz. Ve onunla birlikte artık benim hazırladığım hamurlarla yapıyoruz. Bugünlük benden bu kadar. Unutmayın, gündelik hayat şakaya gelmez. Bana yelizingünlüğü@tv360.com.tr adresine ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.